Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Cenab-ı Hak tüm ömrümüzü, nefeslerimizi hayırlı eylesin inşallah. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, putlar, fal okları sadece şeytanın işinden birer pisliktirler. Bu pislikten kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar ile aranızda düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Maide ayet 90 ve 91. Şeytanın vazifesi insanları Allah'ın emrinden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetinden imamların iştihad ettiği doğru iştihattan ve iyilerin yolundan gitmekten alıkoymak için uğraşır. Şeytanın vazifesi budur. O yüzden bir kimseyi Kur'an ve sünnetten uzaklaştıran, namazdan, zikirden, oruçtan, Cenab-ı Hakk'ın helal dairesinden uzaklaştıran her şey bu manada şeytanidir. Bunun ne olduğu önemli değildir. Siz eğer ki sarhoşluğunuz Kur'an ve sünnetten sizi uzaklaştırıyorsa, sarhoşluğunuz namazdan ve zikirden sizi alıkoyuyorsa, işiniz, aşınız, eşiniz, arkadaşınız, dostunuz, yolunuz, yoldaşınız sizi namazdan ve zikirden alıkoyuyorsa o şeytanidir. Eğer sizin Allah'ı zikretmenize engel teşkil eden her ne var ise o şeytanidir. Cenab-ı Hak şeytanı vasıflandırırken ayet-i kerimenin son kısmında şeytan sizi namazdan ve zikirden alıkoyar, ondan alıkoymak ister dedi. Demek ki şeytanın işi en önemlisi. İki önemli nokta. İki önemli daire, iki önemli ayak. Bir insan iki ayağının üzerinde yürüyor ya, iki tane ayak. Bir neymiş? Birisi namaz, birisi Allah'ı zikir. Şeytan insanı bu iki şeyden alıkoymak ister. Bu iki şeyle hal olmasını, İki şeyde hemdem olmasını, iki şeyde vuslat olmasını istemez. Namaz ki insanı kötülüklerden alıkor. Namaz ki dinin direğidir. Namaz ki bir kimsenin tabiri caizse müminliğinin göstergesidir. Namaz dinde yıkılan son karedir. Hadis-i şerif. Bir kimsenin namazı yıkılırsa o kimsenin dini de yıkılır. Bir kimse namazı kasten terk ediyorsa Şafii'ye göre küfür ehlidir. Her ne kadar Hanefi, Maliki, Hanbeli uleması namazı kasten terk edene küfür ehlidir demese de Şafii uleması namazı kasten terk edeni küfür ehli olarak görmüş. Ve namazı kasten terk eden bir kimsenin cenaze namazını kılmamış. Namazı kasten terk eden bir kimsenin kestiğini yememiş. Namazı kasten terk eden. O zaman namaz en önemli ibadetlerden birisi. İşte şeytana mağlup olanlar, şeytana yenilenler, şeytanın heva ve hevesine kapılanlar, şeytanın peşinden gidenler,
şeytanla ahitleşenler, şeytanla ahitleşenler, şeytanın çizmiş olduğu çizgide yürüyenler asla namaz kılmazlar. Bunlar namazı terk ederler. Namaz da aralarında mesafe vardır. Namazla aralarında mesafe vardır. Bir kimsenin namazla arasında mesafe var ise Müslümanlar, müminler o mesafesi olan kimseye tebliğ ederler. Nasihat ederler. Onlara anlatırlar. Onlara bir daha söylerler. Bir daha tebliğ ederler. Bir daha tebliğ ederler. Bir daha nasihat ederler. Ama namazı kasten terk eden bir kimsenin peşinden gitmezler. Namazı kasten terk eden bir kimsenin hizbinde olmazlar. Namazı terk eden bir kimsenin fikrinde olmazlar. Namazı kasten terk eden bir kimsenin yanında durmazlar. Destekçisi olmazlar. Çünkü o şeytanla ahitleşmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki yemeğinizi namaz kılanlar yesin. Yemeğinizi dahi namaz kılanlar yesin. Ya namaz kılana yemek yedirsin ya da o kimseyi namaza alıştırmak, o kimseye namazı sevdirmek, dini sevdirmek, dini ona aşılamak, dini ona anlatmak, dini ona tebliğ etmek, dini ona nasihat etmek için ona yemek yedirirsin. İki hal var. Yemek yedireceğin kimse bir, namaz ehli olacak. Namaz ehli değilse niyetin şu olacak. Bu kimse dine, mübine, İslam'a, imana, Kur'an'a, sünnete, Allah'ın zikrine ısınsın. Oraya karşı bir yumuşak olsun. Onunla bir iletişim kurayım. Onunla bir irtibat kurayım. Ona yemeği öyle yedirirsin. Eğer öbür türlü namaz kılmayan bir kimseye bu dediğim noktanın dışında yemek yedirirsen ondansın. Ne? Şeytanın hizbindesin. Çünkü şeytanın vazifesi namazdan alıkoymak. Birisini namazdan alıkoyduysa o şeytandan yana tavır koydu. O şeytanın hizbinden oldu. O şeytanın yandaşı oldu. Asıl yandaşlık. Bu ara çok moda ya şimdi. Yandaş medya, yok şu medya, bu medya diyorlar ya. Asıl yandaşlık şeytandan yana mısın, Allah'tan yana mısın? Yanın ne senin? Senin dostun kim? Senin arkadaşın kim? Senin seçtiğin kimse kim? Kimi seçtin sen? Namaz kılanı mı seçtin? Namazı söveni mi seçtin? Namazla alay edeni mi seçtin? Namaz kılanı mı seçtin? Bırakın, dindar düşünün. Şeytan zikirden alıkoymak ister. Ve zikirden alıkoyar. Bakın bu iş daha takva. Önce namazı koydum. Ne dedi? Şeytan sizi namazdan ve zikirden alıkoymak ister. Hata yapmayalım. Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoymak ister. Allah'ı zikretmeyi başa koydu. Allah'ı zikretmeyi başa koydu. Çünkü zikirsiz namaz da olmaz. Namaza girerken Allahu Ekber dedi. Ne yaptı? Allah'ı zikretti. Şeytanın iki vazifesi var bu noktada. Müslümanın üzerinde zikirden ve namazdan ne yapacak? Alıkoyacak. O zaman şeytanın başka vazifesi yok insanların üzerinde. Zikirden alıkoyacak. Onun affolmasını istemeyecek.
Çünkü kim sırf fisebilillah Allah için, Allah rızası için zikrullah meclisine oturursa af olmuş olarak kalkmayacak. Ya geçmiş günahlara hayra çevrilmiş olarak kalkacak. Bu şeytanı paramparça parçalıyor zaten. Bu şeytanı perişan ediyor. Şeytan öyle hırslandırıyor, öyle hırslandırıyor, öyle hırslandırıyor ki kapının önünde duruyor melun. Daha kapının önünde başlıyor sizi avlamaya. Hepimizi avlıyor. Kapının önünde de. Hepimizi teker 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 avcı gibi avlıyor. Hepimizi. Kapının önünde de. Çünkü zikrullah en büyük iş. İşte kıymetli dostlar, şeytanın işi namazdan ve zikirden bizi alıkoymak. Başka bir işi yok onun. O yüzden namaz ve zikri ikisini bir götüreceksiniz. İkisini bir yürüteceksiniz. İkisi bir olacak. Ne zaman namazı kılmadınız bilin ki şeytan sizi aldattı. Ticaretle aldattı, müşteriyle aldattı. Açlıkla aldattı, yoklukla aldattı, iş olmaz da aldattı. Kovulurumla aldattı. Yan gelirim, çamura batarımla aldattı. Aldattı. Şeytan sizi aldattı zikiri gitmemek için. Basılırsam dedin, terlerim hasta olurum dedin. Önceden basılma korkusu vardı. Şimdi gençler bilmiyorlar onu. Şimdi yaklaşık işte basılma korkusu kaçta? Efendim? Yok şeyde ne o? Kaç dönem şimdi AK Parti var? 2000 kaçta iktidar? 2002'de mi? 2002 işte yaklaşık. Dur bir saniye sakin ol. Hükümete geldikten 5-6 ay sonra, 1 yıl sonra rahatlamaya başladı. Öyle değil mi? 1 yıl sonra, ilk zamanlar gene sıkıntılıydı. Millet böyle problem çıkarıyordu. Daha yasalar filan tam çıkmadıydı. O ilk zamanlar beni götürdüler birkaç yerde. Tabii. Yani bir yılı doğrudan atadım. 2003 mü oluyor o zaman? 2003 ne yapıyor? Kaç? 12 yıl yaptı. Yaşı burada şimdi 25 olanlar elini kaldırsın. Kaldır kaldır elini. 25'ten aşağı olanlar, yani yaklaşık 30'dan aşağı olanlar elini kaldırsın. Tamam. Hiçbiriniz bilmezsiniz bunları. Bunu o zamanlar derviş olanların haricinde olmayanlar bunu bilmez zaten yaşı büyük de olsa. Bunu ancak 28 Şubat'ta yaşayan derviş olarak duran kardeşler bilir. Yani başka bilen olmaz mı? İşin açıkçası bu. Basılma korkusu vardı önceden. Öyle dergaha birisini davet ettiğinizde adam bin bir tane sorgudan geçiyordu. Bizi sorguluyor. Biz onu sormuyoruz. Biz de söylüyorduk. Basılabilirsin. Yani bunun muhabbetini duyduğu anda gidenler oluyordu. Bizim kendi arkadaşlarımız da gittiler. Kimseyi kınamıyoruz biz. Sakın ha. Yarın öbür gün burada da bir düdük çaldığında kimin ne olacağı belli değil. Hiç kimse ben gitmem filan böyle baba yiğitlik yapmasın. Hiç kimse yapmasın. Allah bununla imtihan etmesin kimseye. Amin. Ha bir taraftan da iyi oluyor ha. Çürünü çarığını biliyorsun. Sahtesini gerçeğini biliyorsun. Bir taraftan da iyi bu. Tabii sıkıntı olunca çürünü çarını biliyorsun. Sıkıntı olunca işin sahtesini, gerçeğini görüyorsun.
sıkıntıyla bir kimsenin eşinin eş olduğu, çocuğunun çocuk olduğu, anne babanın anne baba olduğu, arkadaşın arkadaş olduğu belli olur. Sıkıntısız belli olmaz. Sıkıntıyla kulun Allah'a ne kadar yakın olduğu belli olur. Sıkıntı bu noktada insanı iyi sıkılaştırır. Böyle ne olduğu çıkar adamı meydana. O ateş, o yangın, herkesin bir ateşi, yangını vardır. Onunla o kimsenin gerçek sureti çıkar. Bir ateş yalacak adamın yüzünü. Ateş yalayınca adamın yüzünü, onun yüzünün ne olduğu altından çıkar. Hani demirin normalde gerçeğini bulmak için üzerinde boyası vardır ya, ateşi tutuverirsin üzerine, boya dökülür o demirin üzerine. Pası dökülür üstünden. Üstünde bir de pas vardır o. Ateşle demirin üzerindeki boyası, pası dökülür. Daha da ısıtırsan, şekil vereceksen onu, daha da ateşin içine koyacaksın. Ateşin içerisinde şekil alır o. Daha da şekil vereceksen İyice ateşin içine sokacaksın. Lale gibi yapacaksın onu. O böyle kırmızıdan sarılıya geçecek artık. Ateş, o demir altın rengini alır ateşin içinde. Ateş onu altın rengine bürütür. Ve o esnada demir sayha atsa, ben altınım dese hakkıdır. Ben ateşim değil, ben altınım dese hakkıdır. Çünkü altının rengine boyanmıştır. Bir hal vardır ki ateşin rengine boyanır. O esnada ben ateşim der. Bunu Şibli'den okursanız, Şibli öyle der. Der ki, bir demiri alsanız, ateşin içerisine koysanız, bir müddet sonra ben ateşim dese, o yalan söylemez der. Allah alem Şibli o hale kadar gelmiş. Küstahlık etmiş olmayayım ama, demiri daha da kızdırırsanız, demir sapsarı altın rengini alır. Bu sefer o rengi gören kimse der ki bunun altından farkı yok. O halde de demirin bağırma noktası kalmaz zaten. Bağıracak takati kalmaz ben altınım diye. Ben ateşim diye bağırır da ben altınım diye bağırmaz. Ama dışarıdan gören, altının rengini tanıyan bakar ki ona, bu altın renginde. Ondan çıkan kıvılcımlar da altın rengindedir. Ama kıvılcım soğuduğu yere düştü mü yine demir rengine, demire dönüşür. Aynı demir soğursa ben ateşim diye haykırır. Aynı demir biraz daha soğursa ne olur? Demirdir. Ben ateşim diyen ehli tarikattır. Demir demirdir. Ehli şeriattır. İlmel yakindir. Ateş halini aldığında aynel yakindir. Demir altının rengine bezendiğinde o hakkel yakindir. O altının rengine bezenir. Altın renginde olur. İşte sıkıntılar çoğaldıkça, bir kimsenin başında imtihanlar arttıkça, bu hem birey hem cemaat olarak onları ne yapar? Pişirir. Onların rengini değiştirir. Onların halini değiştirir. O sapsarı oldu mu demir? O sapsarı olan demire, demiri istediğin, bak dövmeden hiç,
dövmene gerek yoktur. Onu istediğin kalıbın içerisine sokarsın. 8 yapacaksan 8 kalıbında çeviriverirsin. Onu 8 olur elinde. İstediğin varsa bir kalıbın, hemen kalıbın içerisine çevirirsin onu, o kalıp haline gelir. Bir altında dövmek zorunda kalırsın. Kızdırırsın, başlarsın çekişte örsün arasına almaya, habire vurursun. Ona çünkü bir ne yapacaksın? Şekil vereceksin, döverekten şekil verirsin ona. Ama daha da kızarsa ateş, bir de kalıp hazırsa onu hemen o kalıpla ne yaparsın? Yüzleştirir, onu o kalıba sokarsın. Allah bizi kendi kalıbına soktuğu kullarından eylesin. Amin. Kendi rengine boyandırdığı kullarından eylesin. Amin. İşte o 28 Şubat'taki sıkıntılardan yeni gençlerin, neslin haberi yok. Ha bu demek değildir ki onların da imtihanları olmayacak, muhakkak olacak. Ama Bedir'den sonraki savaşın hiçbirisi Bedir'e benzememiştir. Bedir ehlini de geride gelenler geçmemiştir. Bedir ehli Bedir ehlidir. Bedir ehli Bedir ehlidir. Kimse onların faziletlerinin arkadan gelenler yetişmez. Ama şairin sözünü de geriye atmamak gerekir. Öyle sınavlar, öyle imtihanlar olur ki Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi hitabına da mahzar olabilir insanlar. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. İşte sıkıntılar, o problemler, o çileler o zaman için insanların yüzündeki rengi değiştirivermişti. Bunun gibidir. O ya insanlar sıkıntıyla karşılaştığında renkleri meydana çıkar. E tabii şimdi bu yeni nesil küçümsemek için söylemiyorum. Bu tip sıkıntılar yaşamadılar. Bunları bilmiyorlar. Bu yeni nesil İmam Hatip önlerinde kızların bağırışmasını, çağrışmasını, ağlaşmasını dinlemedi, görmedi. Bu yeni nesil İmam Hatiplerin nasıl kapandığını, neler yaşandığını görmedi. Bu yeni nesil cami kapılarında polislerin durup insanları fişlediğini görmedi. Bu yeni nesil, bugünkü nesil üniversite kapılarında başörtüsü zulmünü yaşamadı, görmedi. Ailelerinden kimse yok. E bu yeni nesil böyle iki hadis okumak için fıs 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 fısla toplanıp evde 4 kişi, 5 kişi, aman 10 kişiyi geçmeyelim arkadaşlar. 10 kişiyi geçersek irticai toplantıya giriyor, terörle mücadeleye giriyor. 10 kişiyi geçtiğimizde terörist bir faaliyet olmuş oluyor. O yüzden 10 kişiyi geçmeden hadis okuyalım, tevhid çekelim. Bunları görmedi yeni nesil. Görmediler. Yeni nesil bu sıkıntıları bilmediğinden dolayı zaten çok da önemsemiyorlar. İşin bir de bu tarafı var. Rahatlar ya şimdi. O eski sıkıntıları bilmediklerinden ya olur mu böyle şey ya diyor kendince. O tuhaf geliyor. Hatta birisi yazmış bana. Hocam 28 Şubat'ta ne yaşadınız ki bu kadar anlatıyorsunuz diye. Haklı. Ben de haklısın dedim. Siz bilmiyorsunuz dedim. Siz yaşamadınız çünkü dedim. O dönemle alakalı gazete küpürlerini dedim aç. Gazete küpürlerinin üzerine dedim %300 koy. Neden %300 dedi? Çünkü dedim o gazete küpürlerinin büyük bir çoğunluğu dedim. 28 Şubatçıydı. 28 Şubatçı olmayanlar da dedim ben korkularından tam olarak anlatamadı. Mesela bu yeni nesil şimdi bilmiyor ya, mesela Kemal Derviş'i şey olarak getiriyorlar şimdi. Ne o?
ekonomiden sorumlu bakan. Üzerinden kaç yıl geçmiş Kemal Derviş'in üzerinden? 15 yıl. Kemal Derviş'i bilmiyor kimse şimdi. Öyle değil mi? Bilmiyor. Ben memleketim adına üzülüyorum şimdi. Memleketim adına üzülüyorum. Eyvah diyorum ben. Geliyor diyorum. Uluslararası. Vahşi kapitalizmin, deccaliyetin icra memuru. Evet, tahsilatçısı. Bu memleket IMF'nin borcunu bitirdi, borcu bitirdi, ayağa kalktı, parası var şimdi, geliyor. Uluslararası, kraliçenin ve para babalarının tahsilatçısı. Gelecek şimdi, oturacak ekonominin başına, maliyenin başına. Hepsini ona bağlayacaklar. 28 Şubat'tan sonra öyle yaptılar. Her şeyi ona bağladılar. 28 Şubat'ta görünen ve bilinen 120 milyar doları aldı götürdü adam. Şimdi Merkez Bankası'nda ne kadar var? Bağırıyorlar. 140 milyar dolar var diyorlar. Öyle değil mi? 140 milyar dolar var diyorlar. O gün için ülkeden var olanı komple dağıttı. 120 milyar dolar hesaplanabilinen, bilinen devletin elindeki kayıtlarla. O gün için 30 milyar dolar vardı Merkez Bankası'nda. Çok iyi biliyorum. Erbakan Hoca 5 milyar dolar ödenecek. 30 milyar dolardan ödeyin demiş. Ödemediler. Dediler ki bu 30 milyar dolar orada duracak. Bundan bir para ödeyemezsin. Bundan bu senin paran diye düşünme. Bu senin paran değil. 4 milyar dolar mı ne? Pardon, özür dilerim. 4 milyar dolar mı ne? O parayı ödemediler. Bakın o gün için Merkez Bankası'nda 30 milyar dolar vardı. Türkiye'den 120 milyar dolar gitti. 30 milyar, 120 milyar dolar ne yapıyor? 4 katı. Dikkat edin. Şimdi Merkez Bankanızda 140 milyar dolar var. Bu ne kadar gidecek demek biliyor musunuz? 560 milyar dolar gidecek. Hazır ol. Evet. Gelirse ekonominin başına Türkiye'den gidecek olan para en azını söylüyorum. En azını. Çoğun ben memleketimi düşünüyorum. Beni parti martı ilgilendirmiyor. Yemişim partisini. O geldiğinde keşke 30 milyar dolar, 130 milyar dolar olsaydı helal olsun ya. Geliyor bu adam. Bizim 30'umuzu 130 yapacak deseydi. Bizim 30'umuzu aldığı yetmedi. Memleketten 4 katını götürdü. 4 katını. 4 katını götürdü. Kim? O günkü CHP, MHP. Evet. 4 katını götürdü. Şimdi ne kadar düşündük, haberleri izliyorum. Kemal Derviş'i gene yallayıp, pullayıp, yaldızlayıp. Nerede? CNN'de. CNN ne? Amerikan köpeği.
yaldızlayıp önümüze koyuyorlar bizim. Yaldızlayıp önümüze koyuyorlar. Nereden nereye geldik şimdi de? Sohbetten. Memleketimin derdi sonuçta. Yaldızlayıp önümüze koyuyorlar. Eyvah diyorum ben içimden. Bir kumpasa kurban gidiyor yine memleketim diyor. Hemen oturdum cep telefonundan hesapladım geçenlerde. O gün için dedim Merkez Bankası'nda 30 milyar dolar vardı. Bu adam dedim 120 milyar dolar bilineni götürdü. Şimdi Merkez Bankası'nda dedim 140 diyorlar, ben 135 hesapladıydım, 140'mış. 140 milyar dolar var. 280-560. Adam 560 milyar dolar götürecek. Hazır tezgah. Siz bunun adına ne koyarsanız koyun milletin önüne koymak için. Milletin önüne ister Tayyip düşmanlığı koyun, özgürlükler gidiyor deyin, yok işte şu şöyle oldu da böyle oldu da, işte bunlar hırsız da öyle diyorlar ya şimdi. Hepsi de hırsız bunlar. İçinden 3-4 tane hırsız çıktı. Çıkıp çıkmadığını da bilmiyoruz. Tezgah mı değil mi onu da bilmiyoruz. Velev ki doğru olsun. Öbür taraftan asıl malı götüreni görmüyor kimse. Ve hiç yüzü kızarmadan adamın şu memlekette CNN'de programa çıkıyor. Millet yuhlamak için CNN'in önüne gitmiyor. Neden? Yeni gençlik onu tanımıyor. Evet. Tanımıyor. Ve kendi kendime baktım, eyvah dedim, ülkem gidiyor yine. Ve insanların nereye gittiği belli değil dedim. İnsanların nereye gittiği belli değil. İnsanların neyi seçtiği, nereyi seçeceği belli değil. Dağılmış vaziyette. Biz sizin için söylemiyorum bunu. İnsanlar dedim, bu cemaatin dışındakiler. Sizi tenzih ederim bundan. Biz çünkü kardeşlerimize Kur'an, sünnet, vatan, millet sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. O yüzden kardeşler bu noktada nereye adım atacaklar? 3 adım 5 yukarı bilirler. Az önce birisi telefon açtı. Ne yapacağız filan diye. Ona söylediğim sözü sonra Twitter'a yazdım. Bir bayandı. Dedim kızım, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki dedim, evleneceğiniz kimseyi seçerken dindar olun. Dindarı seçin. Bugün birkaç kişi telefon açtı ayrıyetten. Ona da bir teğet geçeyim. Neymiş de? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri HDP'ye oy verin demiş. Cemaatteki kardeşler bunu söylüyorlarmış. Allah'ım dedim, 150 gram aklım var, o da gidecek. Bu yeni bomba şimdi. Bunu yayacaklar demek ki. Yavaş yavaş. Bugün her telefon açana diyorum ki dindar olanı seçiniz diyor. Ya bey, bir eş, bir kadın seçeceğin zaman dindar olanı seçiyorsun ya. Ya bir peygamber düşünün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu peygamber de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Eş seçerken dindar olanı seçin diyecek. Yemek yedirirken sizin yemeğinizi namaz kılanlar yesin diyecek. Her şeyini Kur'an ve sünnete adapte etmiş olacak. Yani böyle giderse, yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini, bunlar kim yapıyorsa bunları, kim söylüyorsa,
Hani diyecek ki ya, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de CHP'liydi. Veya bugün kalksa HDP'li olur. Daha ileri bunu dediler ya, şimdi yeni bir şey. HDP'yi seçiyormuş. Pes artık. Pes artık yani. Bugünkü konu da bizim Allah'ı zikirle alakalı ayetleri, normalde bir de Allah affetsin, sıraya koymuştum ben bu ayetleri böyle. Hani konunun ehemmiyetine göre, işte normalde zikrin ehemmiyetiyle alakalı ayetler, ardından zikri ne yaptırmaz, neler engeller, o ayetler. Sonuncusu bu. Önümüzdeki hafta şimdi Allah alem, sıralama öyle olması lazım, zikrin yapılış şekliyle ve onun ardından ayetler de sonuçları. Zikir yapan hani neye kavuşacak? Bunlarla alakalı. Kendi kendime dedim ki namaz ve zikir. Şeytan sizi bu iki şeyden alıkor. Ayet bu. Ya düşünüyorum şimdi. Millet meclisinde en fazla namaz kılan milletvekili hangisinde diye. Siz bize diyebilirler ki ölçü değil kardeş. Biz milletin kalbini yarıp bakacak değiliz ya. Biz bu dışarıdan bakıyoruz. Adam namazını kılıyor mu? Kılıyor. Bakıyoruz adam sakalı da var sünnet. Harika. Biz kalbini açıp bakacak değiliz. Bizim işimiz değil bu. Bir topluluk komple Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ne yapıyormuş savaşta, cihatta? Bekliyormuş. Sabah ezanı okunuyorsa bir köy saldırmıyor. Burası Müslüman diyor. Kaç kişinin namaz kıldığına bakmıyor. Allah muhafaza eylesin. Amin. Gün geçtikçe bir çirkeflik var. Gün geçtikçe bir çürümüşlük var. Gün geçtikçe bu oyunu iyice ama çizgisinden dışarı çıkarmaya başlıyor bazıları. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun inşallah. Amin. Rabbim memleketimizi de korusun. Amin. Cenab-ı Hak memleketimizin değerlerini de korusun. Amin. Kur'an ve sünnete inananları, iman eden, o uğurda, o yolda gidenleri de korusun. Amin. Memleketimize asla ve asla dinsizlik hastalığıyla bulaştırmasın, buradan bizleri imtihan etmesin. Amin. Yeniden o sıkıntılı günlere bir Cenab-ı Hak bizi geri döndürmesin inşallah. Amin. Amin. Girmekten çok korkuyorum ama gene de hatalar işliyorum. Cenneti kazanabilmek için neler yapmalıyım, bir günümü nasıl geçirmeliyim? Mümkün olduğunca bu cehenneme girmekten korkuyorsan o seni hatalardan alıkoyacak inşallah. Farzları yerine getir. Günah kebairlerden uzak dur. Bir insanın cennet ve cehenneme gireceği önceden belli midir? Bunu Allah bilir. Burada yaptıklarımız, günah işlediklerimiz, hareketler, tövbe edersek karşımıza çıkar mı? Kim salih bir tövbe ile Allah'a döner, bir daha o günahları işlemezse Allah onu affeder. Bir insan nefsini nasıl yenip Allah'a ulaşır, ölmeden önce nasıl ölmeliyiz? Önce haramları terk edin. Haramları terk ederseniz, farzları yerine getirirseniz zaten bu noktada nefis terbiyesine girmiş olursunuz. Kredi kartı kullanmakta bir sıkıntı var mı? Kart ile alınan giyim kıyafetleriyle kılınan namaz kabul olmaz diye düşünenler var. Yaşım 36 ama evlenmeyi düşünmüyorum. Halim, vaktim de yerinde, bu şekilde düşünmek yine bir problem oluşturur mu? Ne yapmam gerekir? Normalde kredi kartı dediğiniz banka kartlarını kullanmak darül hatta bir beis yok. Onlara faiz ödemek
haram. Bu noktada göz göre göre faize dalmak, faizin içerisine girmek tüketimden dolayı bankaya faiz ödemek uygun değil. Bundan uzak durmaya gayret edin. Gayret edin özellikle faizle olan alışverişlerden uzak durmaya, faizden kaçmaya gayret edin. Faize düşmemeye gayret edin. Ama mecbur, zorunluluk olan şeyler var. İşte piyasada o kimsenin ayakta durması lazım, rekabet etmesi lazım, mücadele etmesi lazım. Bu tip şeyler vardır. Bunlar farklı şeyler. Ama ve lakin bir adam mesela örnek. Orada ihtiyacından fazlası ev var. Kiraya verdiği ev var. Atıyorum. Kiraya verdiği ev dururken bankadan faizle bir şeyler alacağım diyor. Bu uygun değil. Uzak dur. Buna bakın, uygun değil derken fıkıh noktasında demiyorum. Bunu tasavvuf terbiyesi, dergahın kendi içerisindeki terbiye açısından söylüyorum. Dar harpte kafirle müminin arasında faiz var mıdır, yok mudur? Yoktur. Hazreti Mekkul hadisinden hareket ederekten Hanefiler Darülark'ta Müslümanla kafirin arasında faizin olmayacağını söylemişler. Eyvallah. Ama bundan kardeşler bizim kaçabildikleri yere kadar kaçsınlar. Adamın 1000 lira maaşı var, cebinde 4 tane kredi kartı var. Bakın 1000 lira maaşı var, cebinde 4 tane kredi kartı var. Adam oradan aktarıp oraya döndüreceğim, oraya aktaracağım, oraya döndüreceğim diye uğraşıyor. Ve kardeşim senin maaşın 1000 lira, 2000 lira, neyse ne? Ne işin var kredi kartından senin? Allah muhafaza eylesin. Ama bir esnaf, bir tüccar mücadele etmesi lazım, çalışması lazım. Karşısında rekabetçi olanlar var. Bir makine lazım, o makinasız işi yürümüyor. Bunlar diyoruz ki caiz kardeşim, mecbur kaldığında, zorlandığında evet sen de geride kalma. Ama öbür türlü arkadaşlar bundan uzakta durmaya gayret edecekler. 36 yaşında evlenmeyi düşünmüyorum demesi haram. Bir kimsenin muhtedir olduğu halde evlenmeyi düşünmüyorum demesi haramdır. Evleniniz, çoğalınız, sizin çokluğunuz da övüneceğim diyor. Muhtedir olanların evlenmeleri farz. Herhangi bir noktada muhtedirliği yoksa o muhtedir olmadığı noktayı söyleyerek de yine evlenebilir. Yani bir erkeğin diyelim ki 1000 lira maaşı var. 1000 lira maaşı var, kendi kendine diyor ben bu maaşla evlenmem mümkün değil. O zaman ona talip olursa veyahut da o talip olurken diyecek ki benim 1000 lira maaşım var, 1000 lira maaşla evlenmeyi düşünüyorsam benimle evlenirim. Bu noktada ben evlenmeyi düşünmüyorum demesi onun muktedir olmadığını gösterir. Muktedir olmamak fiziken mi? Muktedir olmamak akıl olarak mı? Muktedir olmamak ekonomik olarak mı? Muktedir olmamak dini olarak mı? Biz ne yapacağız? O zaman buna bakacağız. Buna bakmakla mükellefiz. Eğer ki adam muktedir değilim diyor. Aklı gelip gidiyor o kimsenin. Muktedirliği yok. O kimsenin fiziki muktedirliği yok. Erkekliği veya kadınlığı hissetmiyor hiç. Eyvallah. Öbür türlü Allah muhafaza eylesin. Böyle bir şey düşünmesi caiz değil. Bu şekilde düşünmek dinen problem olur mu? Evet. O yüzden kardeşler evlenmeyi düşünecekler. Evleniniz, dininizin yarısını tamamlayınız. Çocuklarınızı evlendiriniz. Kur'an ve sünnete göre anne babanın vazifesi evlenme çağına gelmiş olan çocuklarını evlendirmek. Kız erkek değişmez bir şey. Kız erkek değişmez. Evlenme çağına gelen çocuklar evlendirilecekler.
manevi olarak yol gitmemizde Allah'a çaylarımız için, manevi olarak yol gitmemizde Allah'a yaklaşmamızda ev ahalisi, eşimiz, dostumuz bize perde olur mu, yoksa sadece nefsimizden midir yol gidemememiz? İnsanın kendisindendir bir yola gidememesi, bir şey yapamaması. Allah bizi affetsin. Bir daha çaylarınızı için diye söylemeyeceğim. Çay dağıtıldığında adaptır bizde. Herkes çayını içer. Önceden Şeyh Efendi'nin içiniz emri beklenirdi. Bu noktada Allah affetsin. Bunu yapmanıza gerek yok. Çaylar dağıtılıyor. Herkes çaylarını içecek. Çayı karıştırırken çakırdatmak yoktur. Höpürdetmek yoktur. Çay dervişlerin içerisinde çayın karıştırıldığı hiç duyulmaz. Sessiz bir şekilde çaylarını karıştırırlar. Sessiz bir şekilde içerler. 10 tane çay gelirse, midesi alıyorsa, gücü yetiyorsa 10 tane çayı içer. Geliyorsa çay dolduruldukça içer. Çay yok mu diye sormaz. Onun usulü çay ihalesi. Kibarca isteme. Nasıldı? Doldur dermiş, çay doldur. Allah desay doldur. Bu kibarca çay istemek. Bu da latifeden olur. Bir dergah böyle işte diyelim ki Bursa'dan Çanakkale'ye gezmeye gitti. 2 araba, 3 araba. İşte oraya oturdu. Latife ederler eskiler. Zikrullah bitti. Oturdu. Hemen çay gelecek. Hele Anadolu'dakiler böyle daha da fazla. Sivaslılar. Allah muhafaza eylesin. Bir de yanlarında limon da getireceğim. Gece yarısı yoksa gider meyhanede limon alır gelirsin. Ben nereden bulacağım limonu gece yarısı? Çay limonsuz içilmez diye tutturdular. Gittim meyhaneden 2 tane limon aldım yani. O zaman en yakın bildiğimiz limon nerede var? Meyhanede var. Git oradan 2 tane limon al gel. Al çay limonsuz içilmezse için limonla. Çok. Onların meşhurdu daha hemen. Otururlar. Tamam mı? Kadir'in fai pirimiz, Kadir'in fai pirimiz, bine bedel birimiz, münkerimize yan bakma, hak dostuyuz hepimiz. Gafil bize yan bakma, hak dostuyuz hepimiz. Doldur derviş çay doldur, Allah dede say doldur. Bu rufayı sohbeti Allah dede say doldur. Bu kadiri sohbeti hay hay dede say doldur. Çaycılar durmayın. İlahisinde söyledik artık. Var milletin bardakları boşaldı. Yoksa bize söyleyecekler şimdi. Hüseyin abi, unuttunuz bunları bakayım. Vallahi. İlla ki sizin başınıza bir Ali Efendi lazım. Lazım diyor bir daha. Sivaslılar lazım size. Bir hakkın avucuna koysunlar size. İslam coğrafyasında İslam yurtlarının bir düşmesi, ümmetin İslam ile yeniden dirilemeyip yere düşen İslam onurunu kaldıramayışının ve süre gelen parçalanmaların sınır noktası var mıdır? Allah bundan daha kötü bir halden korusun inşallah. Amin. Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'i ayağa kaldırsın. Amin. Bunlar evet, ümmeti Muhammed gerçekten 100 yıldan beri, Osmanlı yıkıldığından beri kolay şeyler yaşamıyorlar. Osmanlı yıkıldığından beri. Allah inşallah hayır etsin. Amin.
İslam yurtlarında yaşananların ülkemize ve ülkemizdeki gelişmelerin İslam coğrafyasına etkileri nasıl yankı bulmaktadır? Eğer burada bir kıvılcım varsa İslam dünyası yanar. Zaten o yüzden Türkiye'nin üzerinde çok uğraşıyorlar. Şu anda uğraşma, bu meseleler böyle basit siyasi hesaplar değil. Bu basit böyle oy, işte parti meselesi değil Türkiye'deki mesele. Yani bunu böyle basit Türkiye meselesi gibi görmeyin hiç. Yani Türkiye'de İslami gelişmelerin inkıtaya uğraması, Türkiye'de İslami bir gençliğin boğulması, İslam'ın boğulması demek, Gazze'nin düşmesi demek. Açık ve net söylüyorum. Hiç Ayasofya hakkında bir şey düşünmüyorum da, yani bir şey düşünmüyorum derken o farklı bir şey, farklı bir kulva. Eğer Türkiye'deki İslami duruşta, İslami düşüncede tipik bir 28 Şubat oluşumu gibi bir oluşum oluşursa Türkiye'de, ki bunu yapmaya çalışıyorlar, açık ve net söylüyorum bu noktada. Hani orada az bir şey Gazze kaldı ya, bilin ki Gazze yutulacak. Açık. Bilin ki Suriye yutulacak. Bilin ki Irak tamamiyetle yutulacak. Bilin ki Lübnan yutulacak. Allah bunu göstermesin. Amin. Bilin ki bunlar yutulacak yalnız. Bunu bilin. Bunu bilin. Tekrar Türkiye'de 4+4+4'ü kaldıracaklar. Tekrar imam hatiplerin orta kısımlarını kapatacaklar. Tekrar bunları böyle korku için, sizi korkutmak için söylemiyorum. Bilin ki yeniden Kur'an kurslarını kapatacaklar. Bunları bilin. Benim bir korkum daha var. Allah beni affetsin. Açık açık konuşacağım bunu. Eğer Türkiye'de imam hatipler tekrar geri dönerse, eğer Kur'an kursları tekrar Türkiye'de geri dönerse, asıl iç savaş o zaman başlayacak. Asıl curcuna o zaman başlayacak. 28 Şubat'ta bu oldu. 28 Şubat'ta topluluklar, tarikatlar olsun, işte cemaatler, şunlar, bunlar hepsi de korkularından sustular. Herkes gitti. Tekkesinin, cemaatinin anahtarını, partisinin anahtarını 28 Şubatçılara teslim etti. Bunu da açıkça söylüyorum ya ben. Cemaat gitti, teklif etti, dedi ki alın anahtarları. Mektup yazdı. Şimdi bakmayın onların böyle kabadayılık yaptıklarına. Onlar zaten Müslümanların en büyük handikapları bu. Müslümanlar Müslümanlara horozlanıyor. Derviş dervişe horozlanıyor bizim. Bir tarikat topluluğu diğer tarikat topluluğuna horozlanıyor. Bir şeyh efendi diğer şeyh efendiye horozlanıyor. Bir şeyh efendi dinsizi görünce duruyor. Tut yemiş böbür gibi. Onun yanında konuşmuyor. Susuyor.
Veya dinsizlik kalkıp gidiyor bir yerde, ona susuyor. 28 Şubat'ta sustular. Ölçü benim elimde. Yaşanmış bir şey var. Adama diyor mu 28 Şubat'ta sen tekkenin kapısını kilitledin mi? Kilitledin. Teslim ettin diyorum 28 Şubatçılar. O anahtarı teslim ettin deyince zannediyor ki ben tekkenin anahtarını, yani buranın anahtarını götürdüm oraya teslim ettim zannediyor. Kardeşim kapattın mı sen orayı? Kapattın. Zikrullah'ı bitirdin mi orada? Bitirdin. Sohbeti bitirdin mi? Bitirdin. 28 Şubat'a gayri nizam olarak destek verdin. Nizami değil, gayri nizam. Dervişler için de aynı. 28 Şubat'ta sen evinde oturdun mu oturdun, destekledin kardeşim. 28 Şubat'ta dergahta sen durdun mu durmadın, gittin mi gittin, destekledin. Destekledin. Cemaati, tarikatı, partisi, purtisi, gittiniz 28 Şubat'ın önünde esas duruşta durdunuz mu durdunuz, desteklediniz. Bir daha bu aynı şey yaşanırsa bu sefer böyle bir şey olmaz. Neden? Hani desteklememek, yani desteklerlerse böyle bir şeyi başlarına gelecek olan daha da kötü. Daha da fazla diş çıkaracaklar. Diş çıkarınca karşı taraf da diş çıkaracak. O zaman Türkiye'deki elimize silah alalım, bu sistemle mücadele edelim diyenler ortaya çıkacak. Bu daha da ağır vahim oluşturacak. Oynanan oyun da bu. Böyle bir tezgaha düşürüp burayı Suriyeleştirmek, burayı Iraklaştırmak istiyorlar. Herkes birbirine düşsün, birbirini yesin, kendi kuvvetini kendi içerisinde eritsin. Öyle İsrail'e kabadayılanmasın. Terörist İsrail demesin. Öldürmeyin, siz öldürüyorsunuz, plajdaki çocukları da öldürülmüyor diyen birisi olmasın. Bir ülke olmasın, dertleri bu. Oynanan oyun da bu. Oynanan oyun da bu. Milletin gözünü boyuyorlar. Tayyip'i yıkacaklarmış. Lan adam cumhurbaşkanı. 4 yılına seçildi mi? Seçildi. Kim indirecek onu oradan? Tekrar anayasaya göre yeniden seçimle seçilecek. İndirmek mümkün değil. Milletin kafasını çeliyorlar. Zaten 4 yıl orada. Adamın elinde yetkisi var. Embesil. İsterse hükümet kurdurmazsa. Ülkeyi erken seçime götürmeye hakkı var mı Cumhurbaşkanı'nın? Var. Zannediyorlar ki böyle bir şey yapamayacak. Yani AK Parti hükümet kurmazsa o üçü zaten kuramaz. Üçü kuramazsa gene meydanda. Meydanda kaldı hepsi de. Farkında değil hiç kimse. Ama oyun büyük. Bakın oyun büyük. Oyun sadece Türkiye meselesi değil. Oyun İslam dünyası. Nasıl Suriye iç savaştı şimdi? Gücü kaldı mı kalmadı? Irak iç savaştı, gücü kaldı mı kalmadı?
Yemen iç savaşta gücü kaldı mı? Kalmadı. Bakın kimle savaşıyor bunlar? Birbirleriyle savaşıyorlar. Mezhep savaşı var içeride. İslam dünyasında şu anda mezhep savaşının olmadığı 3 tane ülke var. Bir, İran. Dini milliyetçilik noktasında alıyor, Şia'yı da milliyetçilik noktasında bakarak tanımıyor. İki, Suudi Arabistan. Dini Vahabi milliyetçiliğinin üzerinden alaraktan yaşatıyor, kraliyet var. Üç, Türkiye. Dini Sünni standından alıyor. Sünni standın resmi protokolü Diyanet İşleri Başkanı. Resmi standı Diyanet İşleri Başkanı olduğundan cemaatisi, HDP'si, CHP'si Diyanet İşleri Başkanı'na saldırıyor. Neden? Sünni standı bozmak için, aşağı indirmek için. Diyaneti ben de eleştiriyorum. Ama aşağı indirmek değil der. Ya düzeltmek. Ben diyorum ki düzeltin kendinizi. Camileri okula çevirin. Camileri işler hale getirin. İmamları işler hale getirin. Dini yaşanır hale getirin. Oturun, iştahat edin. Çalışın. Oturun çalışın. Profesörleri toplayın. Medreseden yetişenleri de toplayın. İştahat edin. Konsensüs oluşturun. Topla kardeşim. Şeyhleri topla, alimleri topla, medreseden gelenleri topla, profesörleri topla. İştahat edin. İştahat ederken de Kur'an'dan, sünnetten ölçülerinizi getirin. Hepimiz kabul edelim. Sıkıntı yok bunda. Benim eleştirim çalışmadıkları için, iştahat etmedikleri için, toplumun önünü açmadıkları için. Millet harol aldı, kızını Erzurum'a okula gönderiyor. Biz hala daha Hanefi'ye göre kız çocuğunun 80 kilometre ileri gidip gidememesini tartışıyoruz. Bütün herkes kızını, hanımını oraya buraya uçakla gönderiyor. İstanbul'dan biniyor uçağa, millet Diyarbakır'a gidiyor. Biz tartışıyoruz. Bir kadının 80 kilometre ileriye tek başına gidip gidemeyeceğini tartışıyoruz. Çok basit. Toplanacak bütün kurul. Diyecekler ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri filanca kralın kızı esir alınmıştı. 10 tane askerle bu kızı babasına gönderdi. Yanında mahremi yoktu. Yol güvenli olduğu müddetçe kadınların tek başına seyahat etmesi caizdir diyecek bir çekiş. Ama bunu bir kurulun toplanıp karar vermesi lazım. Çalışmıyor Diyanet. Adam hanımını 4 sefer boşamış, 14 sefer boşamış. Git Diyanet'e sor diyorum ben. Diyanet'in verdiği fetva şu. Senin kiminle evlilik akdin varsa sen ondan evlisin. Ya yok öyle söylemezler dedim. Öyle söylüyorlar hocam dedi. Aradım. Evet dedi. Ya adam dinen boşamış dedim. Biz bu fetvayı veremiyoruz dedi. Ver kardeşim fetvasını. Kadın iki ay içerisinde 4 tane adam dolaşmış. Ben soruyorum, cinsel ilişkiye gidiniz mi? Evet diyor bana. Benim nikahım ne olacak diyor. Sor Diyanet'e dedim ben, resmi olarak kimle evliysen ondan evlisin dedi. Buna çıldırıyorum ben, başka bir şey değil. Değiştirmiyorlar kendilerini. Analiz etmiyorlar. Oturup iştahat çalışması yapmıyorlar. Benim eleştirim bu. Ama normalde ne yapıyorlar şimdi? Diyanete saldırıyorlar. Toplu bir şekilde hücum ediyorlar. Cemaat, CHP, MHP, HDP dörtlü grup halinde Diyanete saldırıyorlar.
Ne zamandan sonra saldırı başladı? Mescid-i Aksa'ya gitti, hutbe okudu. Adamı başladılar saldırmaya. Resmi programı ilan edildi. Mescid-i Aksa'da gidecek, cuma kıldıracak, orada hutbe okunacak diye resmi programları var ya. Ondan sonra adamın Mercedes'inden tuttular, sanki adamın Mercedes'i özel arabası. Özel arabası olsa ne olacak, sana ne? Sanki devletin kurumlarının hiçbirisinin Mercedes'i yok sanki. Adam ya Mercedes'de lanet etsin dedi sanki. O güne kadar Mercedes'e binmiyor sanki. Vermek zorunda kalmadı. Oynanan oyun büyük. Oynanan oyun. Bu milletin başına oynanıyor. Türkiye'nin başına oynanıyor. AK Parti gider, BEK Parti gelir. O değil. Oynanan oyun var. Tezgah büyük. O yüzden ümmetin toplanması, ümmetin ayaklanmasını geciktiriyor. Onlar da çalışıyorlar. Onların da Türkiye ayakları var. Nasıl Osmanlı'yı içeriden batırdılarsa, aynı şekilde yeni batırmaya çalışıyorlar. Gusül abdest alırken ve cima ederken tamamen çıplak olmakta bir günah var mıdır? Sünnete aykırı tamamen çıplak olmak, iki koldan büyük bir yerse gusül ederken, bu sünnete aykırı. Ay halindeki bayanların perşembe sohbeti ve zikrine gelmesinin bir sakınca var mı? Yok. Sadece takke takıldığında sarık sarmak şart mıdır? Sarık sünnet ama şu var ya tek takke beyaz, şu kardeşin kafasındaki gibi. Ondan sonra hani takılıyor ya mesela sarıksız senin kafandaki gibi. Normalde İslam'da böyle tek takke sarmak sünnette yok. Başı örtüyorsa baş örtmenin sünneti Araplardaki gibi şey, ne o? Örtü. Sünneti bu. Onun üzerine ne? Sarık. Bu Türkler Orta Asya'dan itibaren ne takıyorlar? Börk. Börk mü onun adı? Börk. Türkler kafaları açık değil Orta Asya'dan itibaren. Başı açık bir Türk yok. Türkler Orta Asya'dan itibaren börk takıyorlar. O bölgenin insanı, yukarı Mezopotamya'nın hepsinin de kafasında bir şekilde bir şey var. Türklerinki börk. İşte Farisiler farklı bir şey takıyor, onlar farklı bir şey takıyor, herkes farklı bir şey takıyor. Türkler o börk tarih içinde şey değiştirmiş. Kimlik değiştirmiş, şekil değiştirmiş. Mesela Sufiler, işte Mevlevi Sufileri böyle biraz daha farklı şey kullanmışlar. Ne o? Keçeden arakiye onun adı. Arakiye kullanmışlar. Arakiye kullanmak bütün sufiler için geçerli. Sufiler keçeden arakiye kullanıyorlar. Keçeden gömlekleri var sufilerin. İnce. Sonra o arakiyenin üzerine Türkler ne yapmışlar? Sarık sarmışlar. Börkün üzerine sarık sarmışlar. Bu gelenek böyle devam etmiş. Sarık yasaklanmış Osmanlı'da. Sarığın ilk yasaklanması Osmanlı'dadır. Siz bilmezsiniz. Sarığın ilk yasaklanması Osmanlı'dadır. İttihat ve Terakkicilerle beraber, Cön Türklerle beraber Osmanlı'daki yenileşme hareketlerinin, batılılaşma hareketlerinin içerisindedir. Sarığın yasaklanması, cübbenin yasaklanması, fesin yasaklanması. Bu cumhuriyetle başlamaz. Osmanlı'da başlar. Yasaklanır. Neyse. Sonra insanlar o cumhuriyet döneminin ilk dönemlerinde ne yapsınlar? Kafalarına namazda birer tane takke sarmaya başladılar. Sarık yasak ya.
Önceden sarıkla böyle dışarıda dolaşmak da yasak. Sarıkla camide namaz kılmak da yasaktı. Camide kafasına sarık sarılı hemen geliyordu polis. Haydi dışarı. Dışarı çıkıyorsun. İrticai faaliyete katılmaktan yargılanıyorsun. Camiden alıp götürüyorlardı. Camide sarık sarmak Erbaba Yed'in işi değildi. Herkesin kafasında takke vardı. Hiç kimsenin kafasında sarık yoktu ben namaza başladığımda. Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi bana bir cuma günü oğlum kafana sarık da sar cumada dedi. Ben evde sadece sarık sarıyordum. Ben cuma gün oturduğum yerde gittim imamın arkasına kadar gittim. Oraya oturdum. Boş yer var. Ondan sonra orada oturduğum yerde namaza kalkmazdan önce belimden sarığı çıkardım. Başladım sarmaya. O zaman beyaz sarığım var benim. Uzun bir de. Ben sardım, sardım, sardım. Arkadan şimdi benim kim olduğumu bilmiyorlar, fısıldaşıyorlar. Kimisi diyor ki maşallah Hazreti Ömer gibi diyor. Birisi diyor ki ya bu genç nereden geldi diyor. Hızır gibi diyor. Arkaya bizim müdür geldi. Yanında müdür yardımcısı var. Diyor ki bu Mustafa değil mi bizim diyor. O da diyor ki zannetmiyorum müdür bey. Yok yok Mustafa bu diyor. Ben arkaya dönsem baksam tanıyacaklar beni. Ben hiç arkaya dönmüyorum. Şeyhim bana sarık sardı. Ben sardım kocaman sarık. Hiç unutmuyorum. Bizim Hasan Hoca var. Hutbeye çıkıyor, hutbe okuyor. Beni tanıyor o. Hasan Hoca hutbeye çıktığında Euzubillahimineşşeytanirracim dedi. Hutbede kaldı bir an. Elinde hutbe okuyacak. Hem de bir de hutbe okur bu. Ağlaya ağlaya okur hutbeyi. Ondan sonra kaldı. Bir kağıda bakmıyor bu. Bana bakıyor. Ben tak kafama yedirdim. Ben de Hasan Hoca'yı dinlerim. Kulakları çınlasın sağda. Seviyorum da kendisini. Çünkü bir ara derse biz bunu zikrullah'a götürüyorum. Bu susuyor şeyin içerisinde, arabanın içinde. Ben hocaya bir kaykıldım ilahi söyle diye. Hoca başladı ilahi söyleme. Biz de zikrullah'a başladık şeyde. Dolmuşun içerisinde. Dolmuş bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Sonradan şoförü tanıyorlar ya Bayındır'dan. Diyorlarmış ki birader. Bu kadar da içilir mi? İçerideki adamlara yazık. O da diyormuş ki vallahi da billahi de ben sarhoş değildim. Ben içki kullanmıyorum biliyorsunuz. Ya diyormuş gördük seni tire yolunda. Nasıl sallanıyordun? Diyormuş ki o vallahi diyormuş içeride diyormuş. Bizim Mustafa vardı tamam mı? Ha diyormuş o sallanıyordu o zaman. Ha ben de eskiden sallanıyorum ya. Ondan sonra ha o sallanıyordu. Ya diyormuş. Bütün minibüs mü işmiş? Hani minibüs dolu ya, bütün minibüs mü işmiş? Adam derdini anlatamamış, bana geldi, ya abi dedi ya. Dedi, böyle böyle diyorlar, boş ver desinler dedim ben. Hocayı da seviyorum ben, hoca böyle güzel hutbe okuyor bayramlarda, cumalarda filan. Hoca kaldı bizim. Ben kafamı indirdim, bakmıyorum şimdi. Hoca bir daha derledi, toparladı, tabii okudu hutbeyi. Cuma bitti. Herkes beni bekliyor, ben farkındayım. Bir döndüm, herkes bana bakıyor. Müdür böyle baktı. Kafa salladı böyle müdür. Bu ne dedi, sarık dedim ben. Bu ne sarık? Ben tam daireye gittik biz. Hemen hizmetli geldi. Müdür bey çağırıyor dedi, gittim ben. Mustafa, oğlum. Bak, bu memleketi sen mi kurtaracaksın? Evet diyorum ben. Nasıl yani diyor, bas be müdür bey diyorum ben. Daha önce kurtarıyorduk ya diyorum ben, şimdi de kurtaracağız. Bu benim eski ülkücü olduğumu söylemişler ona. Evladım, bak kardeşim, bak arkadaşım, işte şöyle böyle yok. Dedim, müdür bey bir sıkıntı yok bundan. Ben dinimi yaşamaya çalışıyorum. Velhasıl kelam, önceden sonradan tabii şeye söyle, bu iş ta karakola kadar gitti. Karakoldan bir polis dedi. Bilader seni alabilirler dedi. Neden dolayı dedim ben? Sarıktan dolayı dedi. Aman boşlar alsınlar dedim ben. Tabii yok sarıktan
götürülmedim ama duyardık ki götürülürdü. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ümre'ye gitmek için bankadan kredi kullanılabilir mi? Hayır. Ümre'ye gitmek için, hacca gitmek için faizli paraya bulaşmayın. Önce borcunuzu ödeyin. Borcu olanla. Üzerine bir daha faizle para alıp gitme. Allah muhafaza eylesin. Amin. Vatan sevgisi imandandır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vatan sevgisi imandandır diyor. Bu noktada buna zayıf hadis diyorlar. Ben de böyle bir ama bu manada şeyler var. Hadisler var, bu mana çıkabilir. Vatana ihaneti nasıl değerlendirebiliriz? Ya bu noktada bir kimse kendi memleketine zarar verecek bir olayın içerisine giriyorsa o vatana ihanet etmiş oldu. Vatana ihanet yapan pişman olsa da affet. Pişman olsa da affetmiş midir? Böyle yazıyor herhalde. Bu noktada işlemiş olduğu ihanet suçuna bağlı. Affedilip affedilmemesi, hukuk neyse ona karar verecek. Bizim vatan sevgisine tutumumuz, hizmette ne gibi katkımız olmalıdır? Sen Kur'an ve sünnet dairesinde yaşa. Bizim vatana ihanet içinde kol kola yürüyenleri nasıl davranmalıyız? Uzak dur. Bir insanın ben vatanımı seviyorum demesi yeterli mi? Yaptıklarına bakmak lazım. Bir insan vatan sevgisini, sıla-i rahmi nasıl kalbinden atar? Allah korusun. Atarsa atar. Adam dinsiz oluyor, kalbinden atıyor ya. Namazı atmış kalbinden. Atıyor. Her şeyi atıyor. Bireyler Kur'an sünnet dairesinde vatanına nasıl sahip çıkmalıdır? Bu noktada vatanına, milletine, Kur'an ve sünnete uygun olan her şeyi kabul edip o noktada mücadele edecek. Allah yesin inşallah. Amin. Süleyman Cezuli'nin yazmış olduğu Delal-ül Hayret isimli kitabı okumamızı tavsiye eder misiniz? Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz? Bu noktada Delal-ül Hayret'ten bir salatü selam alınıyorsa, bir salatü selam oradan okunuyorsa bunda bir sıkıntı yok. Ama ve lakin Delal-ül Hayret'in içerisinde viyetler var. Bir kimse oradan kendine bir şey virt ederse kendi kendisine virt edinmiş olur ki bu ehli sufi için geçerli değil. Bizim virdimizde salatü selam var. Salatü selam çekmek isteyen otursun virtteki salatü selamı çeksin çekebildiği kadar. Ama insan nefsi gider üstadının verdiği virdi değil kendi kafasından bir virt oluşturmaya çalışır. Nefis böyle bir şeydir. Kadınlarla konuşurken yüzüne bakarak mı konuşur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri? Kadınlarla konuşurken yüzüne bakarak mı konuşurdu? Kaynaklarda bulamadım. Bu konuda bilginizi alabilir miyim? Bu konuda kaynak yüzüne bakardı, bakmazdı diye kaynaklarda bir şey yok. Ama mesela Hint'le biatlaşma esnasındaki tavrı önemli. Hint yüzünü, gözünü, her tarafını örtüyle örtüyor. Elini uzatıyor biatlaşmak için. Yüzünü, gözünü, her şeyini örtünce, elini de uzatınca diyor ki bu el kadın eli midir, erkek eli midir? Seçemedim diyor. Hint gidiyor, elini kına yakıyor, tekrar geliyor. Yüzünü, gözünü saklıyor tanınmamak için. Elini uzatıyor işte biatlaşacak çocuklarınızı öldürmemeye deyince çocuk mu bıraktın ki öldürülecek diyor. O zaman Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri gülüşüyorlar. Onun Hint olduğunu tanıyorlar, anlıyorlar. Bu noktadan hareket edilince yüzünü gözünü sardığına göre Hint. Eğer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hiç kimsenin yüzüne bakmamış olsaydı Hint yüzünü gözünü tanımamak için sarma ihtiyacı duymazdı. Buradan böyle bir içtihat yolu çıkabilir. Yüzünü gözünü sardığına göre demek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu noktada gelen kimseye kim olduğuna dair bakıyordu. Ama sünnet-i Resulullah'tan birisidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri birisi ona seslendiğinde bütün veçesiyle ona doğru dönerdi.
O zaman normalde işte rahatsız etmeme kaydıyla konuşurken insanların böyle göz ucuyla kim olduğunu görme noktasında, tanıma noktasında bakmalarında bir beis olmaz Allahu Teala. El-Fatiha.